Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda Nether'dayız. Nullmaşı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, kendi girişimi mahvettim biliyorum. Ancak şu an bu bölümde ne yapacağız? Oh, tamamdır, burada değilmiş. Hayır, bununla uğraşmayacaktık da. Kendisi kaşındı. Pixie'm boşa gitti. Yay, Pixie. Aynen. Pembiş köfte. Pembeist pembe. Neyse, devam edelim. Soul Sand'lerim ve Wither Skull'larımı alayım. Burası bizim fucking Weeps'lerin, bu arada çok yanlış yerleştirdim. Ya yani Orkunların Wither kesimi alanı. Evet. Azıcık çekilelim şimdi. Ups. Neyse, patla sen. Patladı. Evet. Tamamen weatherproof bir kafesi içinde. Yay! I got withered! Yay! Keşke yanıma regeneration potion alsaymışım. İyi olabilirmiş. Aynen. Hazır botanyam da var. Strength falan da alsam. O da fena olmaz. Çok gerek yok. Bir de tabii ki züt. Ney? Süt. İlk Wither'ımı kestim. Ancak tabii ki de Dragon kesmediğim için achievement'ı almadım. Bir dakika. Bu Dragon'dan sonra mı oluyor normalde? Evet. Normalde İlk defa. Sonra. Evet. Güzel bir patlama sesi bekliyoruz. Patladı, tamam. Nasıl dur? Hazır şürükenim de burada. Biraz şürüken de önden yardırayım. Sağ tıka basılı tutup şürüken sallıyorum. Yarı canını şürükenle bitirelim. Tamamdır. Artık sadece melee dalmamız lazım. Wither. Tamamdır. Ya. Tamamdır, iki tane Wither'ımızı kestik. Ah, şimdi bu portaldan dönmeyeceğiz. Benim portalım. Bu yolda. Burası fucking Weeps'in portalı. Ayrıca orada bir adet de Blaze spawner var. Yalnız isimleri bende fucking Weeps kaldı. Ama öyleler. Adamlar oyunu bitirdi, hala elle yapıyorlar her şeyi. Ya sadece gelişmiş olmak için gelişme diyoruz buna biz. Hani gerçek gelişme nedir? Benim şöyle saçma bir makine fikrim var. Ben bunu böyle yapayım. Yay, çank yüklenmiyor. Bayağı sağlam bir görsel glitch var şu an. Evet. Devam edemiyorum yoluma. Neyse, hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve tabii ki de ben bunlarla ne yapacağım? Güzel soru değil mi? Mükemmel. Nether Star elde ettik. Ben bu Nether Star'la ne yapacağım? Güzel soru. Ben de merak ediyorum. Bir adet Beacon'la başlayalım mesela. Oh yeah. Ölme şölenine hoş geldiniz.
Anladı direkt. Aa, ben Recen hiç de kesemedim adamı daha. Çünkü Terra Steel'in yok. Abi. Unutmadan kendime bir adet experience o risk yaptım. Level XP'lerimi artık bunda depoluyorum. Bütün denemelerimdeki Terra Steel'leri harcamasam, yani saklasam, iki tane zırh yapabilirdim. Şimdi gel bakalım sevgili Lexica Botania. Lexica Botania. Lexica. Gaia Ritual. Şimdi benim 4 tane monopaydan yapmam lazım ve onları element tüm varyasyonlarına çevirmem lazım. Ha. Ve bir tane de düz alana ihtiyacım var. Tamam, düz alan sıkıntı değil. Zaten bir adet platoda yaşıyorum. Tamam. 4 diamond. 4 block of iron. Evet. America, fuck yeah. Az deminden beri kafama takıldı senin yüzünden. Tamamdır, şimdi şu ikisini atalım şuraya. Bize bir tane elementum blok olarak geri gelsin. Ben yüzüğümü geri takmışım. Evet, takmışım, tamam. Ha, bu arada unutmadan buraya bir adet şu arkadaştan koydum. Solignolia. Ki bu sayede mıknatısı da almayayım diye ve zombiler aşağı düşmesin diye çevresini bu şekilde de kapladım. Bence gayet güzel bir çözüm oldu. Nice. Şimdi gelelim. Ha, mana diamond'ım yok. Ve gıcık tuttu. Harika. Ne zamandır videolarda olmuyordu. Ups. Ha, çok güzel bir yanlış hesaplama. Doğrusu kafa karışıklığı. Neyse, devam edelim. Geri kalan 2 saniyesini de burada yapalım. Ve şimdi sizleri... Elven... Elven değil, pardon. Gaia versiyonlarına. Yükseltelim diyecektim. Bir tane pixie dust'ım eksikmiş. Bir tane peri tozum. İndir pearl. Gir bağalım. Sonra sen gel. Bu arada yatman mümkün mü? Tamamdır. Tamamdır. Murika. Seni şöyle atalım. Nasıl, dur ben yatayım. Evet. What? Oh. Oh yeah. Neden hala gündüz olmadı? Oldu. Oh yeah. Kimi? Ve şimdi bunu yapmadan önce Botanya'nın bir mekaniğine daha girişeceğiz sizle beraber. Oysa da biraz malan biriksin diye bekliyorum. Şimdi. Ah. Neydi? Botanical Brewery. Şurada bir tane brewing stand'imiz vardı. Tamam. Rune of Mana ve bir adet de Mana Steel Block. Tamam, Mana Steel Block'umuz gelsin. Biraz daha mana stili ihtiyacım olacak. O zaman ne yapıyorum? Bu arada düşmüşsün. Yok, düşmedim. Yatak bug'ı oldu. Ben kendimi kilitledim. Ha, tamamdır. Kick mi? Kick mi, güzel komut ya.
1.10'daki bu saçma bug. 1.10'un kendisinden mi kaynaklı yoksa Forge'dan mı kaynaklı biliyor musun? Hayır. Ama hani bayağıdır var. Aynen bayağıdır var. Çözümü de çıkmadı herhalde o zaman. 1.10'un kendisinden olabilir. Muhtemelen. Bana da öyle geldi çünkü. Ezan sesi geliyordur. Şimdi o zaman. Tamamdır. Şimdi o zaman geliyoruz. Bir tane de Living Rock. Oops. Tamamdır. Rune of Mana'mız hazır. O zaman geri kalan her şey hazır değil. Çünkü Living Stone'um yok. Living Rock'ım pardon. Neyse o zaman şunları hemen bir yerleştirelim. Evet, bu şekilde yerleştiriyoruz ve size birkaç bir şey daha göstereceğiz. Evet, şimdi gelelim. Ben şuraya ufak bir zamazingo daha yaptım. Evet, bu arkadaşın benzerini buraya taşıdık. Bunlar bunları besliyor. Buradan manayı alıp buraya aktarıyorlar ve bu şekilde de bunu besliyorlar. Bu sayede biraz daha hızlı üretiyoruz ancak bunu da büyüteceğim. Hatta o yüzden şuradaki binayı kaldırdım. Şunu da kesmem gerekecek. Ve yolları da değiştireceğim. Ve bunun yanı sıra şuraya gelelim. Henüz enerji üretimine bağlı bu. Sadece ve burayı tam otomatikleştirmedim. Tam otomatikleştirdiğimde bunların birkaç tane daha dizip vesaire vesaire yapacağım. Şu an sugarcane üretimim yetmiyor bana. Evet. Şu an bu yeterli bana. O zaman. Botanical Brewery. Gel bakalım. Ve seni de alalım. Şöyle. Seni de. Şöyle. Ve gel bakalım. Şimdi bana biraz da glass lazım. Ve yapacağım flasklar. Şimdi gold sana artık ihtiyacım yok. Sen envanterimde glass varmış zaten bolca. On altı şimdilik işimi görür. Şimdi bu 16'sını mana glass'a çevirelim. Ardından bu mana glass'ları da elf glass'a çevirelim. Tamamdır. Şimdi bunları da alalım. Bunlara çevirelim. Şimdi benim nelere ihtiyacım var? Şimdi ilk önce... Hayır, speed'e ihtiyacım yok. Strength'e ihtiyacım var. Bunun için... Bana Blaze Powder ve Glowstone lazım. Şunları bir temizleyelim envanterimizden. Şimdi. Senin burada ne işin var? Şunları alalım direkt. Şimdi Blaze Powder. Ve Glowstone. Blaze Powder. Glowstone. Bunun yanı sıra devam edelim. Haste'e ihtiyacım yok. Instant health. Güzel olabilirsin. Tabii. Bunun için tabii ki de şunlar lazım biraz. Evet. Devam edelim. Patatesimiz. Aslında ben şunları hemen listeleyip geliyorum. Evet ve geri geldim ve şimdi şu sonuncusuna önce Alf Glass'ı atıyorum. Sonra bunu atıyorum.
Sonra bunu atıyorum. Sonra da bunu atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu işlem yapmaya başlıyor. Bittiğinde de bana şu flasklardan birini atacak. Bu flasklar nedir diye soracak olursanız kendileri aslında potion. Fakat normal potion'dan biraz farklılar. Bunları 6 kere kullanabiliyorsunuz. Ve size boş halini geri veriyorlar. Evet, bir durdurmam gerekti. Tamam, o esnada almışım. Ve şimdi kendime gidip bir zırh seti yapıyorum. Oh, dur. Şimdi bana biraz mana steel gerekecek. Ah, ve biraz da runecraft etmem gerekecekmiş. O detayı unuttum. Bakalım, şu an winter var. O zaman hangisini craft edebiliyorum? Ayaklıklarımı craft edebiliyorum. Mana steel zırh craft'ını tamamen değiştiğini unutmuşum. Önce bir mana steel setimizi dizelim. Mana steel seti de biraz size tanıtmış olurum, o bu ayaküstü. Evet, kendisi Botanya'nın aslında başlangıç zırhı. Botanya'nın başlangıç zırhı demişken. Şuradan ben bir hammer'ımı alayım. Nerede hammer'ım? Ha. Şuradan da bir stack... Nasıl dur? Spruce alayım. Daha fazla. Neyse, devam ediyorum. Botanya'nın başlangıç zırhı kendisi. Ama çok da güzel bir zırhtır. Hani iron zırh taşımaktansa bunu taşımanızı tavsiye ederim. Ah. Neyse, devam edelim. Hay ben size de, zombinize de. Tamamdır. Baltam da yok yanımda. Evet. Buraların ışıklandırmasını çok güzel bir biçimde halledeceğim. O planlarım da biraz geride. Evet. Neyse. Ayrıca size aslında bu bölüm gayet kesemeyeceğim bu arada. Çünkü bir mekaniğe daha girişmem gerekecek. Bir mekanik daha göstermem gerekecek. Botanya'nın Enchant Hedösü. Neyse. Terastil ayaklarımı yapayım. Bu arada Terastil'de çok ilginç özellikler var. Mesela Terastil'de tüm seti giymişseniz eğer öncelikle %21 mana kullanımınız azalıyor her şeyden. Tamam. İkinci olarak canınız full değilse bile, pardon, açlığınız full değilse bile canınız doluyor geri. Üç, mana tablet taşıyorsanız eğer pasif bir mana jenerasyonunuz var. Az ama var gene de. Tamamdır. Bu arada baltam olmadığını güzel hatırladım. Tamamdır. Aslında dur, burada dümbür eksi alalım. Ah. Tamam, şimdilik bu yeter. Rune of Winter, sonra Rune of Autumn lazım. Fire Air ve biraz Hede Hede. Bir tane daha, tamamdır. Tamamdır. Fire, air. Ve başka neydi? Rune of Autumn. Spider Eye. İçeride. Ben bunları craft edip gelsem daha güzel olacak. Sonrasında da son mekaniğe girişeceğiz. Evet, ve geri geldim ve kendime birkaç tane enchanting book yapacağım. Şimdi auto smelt, protection. Evet, protection lazım bana. Bunun için dark steel. Fuck. Dark steel gerektiği gerçeği unutmuşum. Dark steel. Aynen.
Asla demek daha kısmı. Şimdi bolca ayran. Şimdi bir steak dark steel lazım bana. Evet. Gelelim. Bu arada dark steel yapmanın daha kolay bir yolu var mı şu an düşünüyorum. Arc furnace de yapabilirim. Yok. Şunları bekleyeceğiz. Yay. Tamam, o esnada bir başka arkadaşımızı daha gösterelim size. Şimdi. Gel bakalım. Visualize. Buna daha geniş bir alan gerekecek. Şurayı biraz kırmam gerekecek. Ya da nereye koyabilirim? Şunları taşıyıp buraya koyabilirim. Clever godlike olmuş ha. Ne güzel. Nereye kadar gidiyor level'lar, merak ediyorum bu arada. Yani ismen. İsmen bilmiyorum. Ama hani... İçerik olarak sonsuza dek gidiyorlar. O zaman Beyond Godlike. Ondan sonra hep öyle gider. Dota Rules. Dotco. Şimdi gel bakalım. Bu şekilde obsidyanlarımızı yerleştirelim. Enchanter yapıyorum. Ama botanyanınkini. Tam kolay o. Muhabbetini anlayacaksınız. Enchant bookları harcamadan enchant yapmamı sağlayacak. Aa. Hani bence gayet makul bir şey. Not bad. Oh, bir tane obsidian koymamışım. Ve biraz mana paylon lazım. 6 tane. Hemen de alalım. Oh, stack dışında da tam 6 tane diamond kalmış. Tamamdır. Oğlum Glowstone orada kırdıracağını drawer'a koyup geri alsana. Hayır, fantezi yapıyorum. FPS düşürüyor mu? Bana ne? Daha. Biz bu kadar otomasyonu FPS için mi yaptık? Bu arada evet, sizin FPS ya. Konusunda çok güzel değil. Yo, bir şey, o kadar bir şey yok. Alet çalıştığı zaman sıkıntı. Yani aletler çalıştığı zaman sıkıntı oluyor. Burada paylona ihtiyaç yoktu. Gerçi biz her şeyi burada bırakıp o yüzden farklı bir AC yerleşmeyi düşünüyoruz. Hani uzaktan kontrol edeceğiz burayı. Orada tatil yapacağız yazlık gibi. Ve şuna sağ tıklayalım. Valla! Şimdi bana bir tane de spark lazım. Ne güzel şeydir spark. Botanya'nın can damarı. Sen de gel bakalım. Evet, geldi sparklarımız. Ve bu sparkımızı da alalım. Senin üstüne koyalım. Oh,
bir saniye. Ha, shift sağ klikle tıklıyor, yapıyorduk, tamam. Şimdi umarım yukarıda Dark Steel, aa yok, Dark Steel ile başlamamıştık daha. Tamam, Dark Steel'ler şimdi oluyor. Şimdi o Dark Steel'ler olurken ben diğer enchantlerimi de yapayım. Oha, pasta gene elime geldi. Neyse, benim hangi enchantlere ihtiyacım olacak? Evet, gelip bakalım bir. Umarım aslında şu elementumları değiştirin Terra Steel'le. Voila! Şu elementumları da artık hediye ederim birilerine. En basitinden Onat'a veririz. Şimdi benim hangi enchantlere ihtiyacım olacak? Protection'a ihtiyacım olacak. Fire Protection'a gerek yok. Blast Protection, Projectile Projection. Respiration ne işe yarıyordu? Su altında bir şeylerdi. Olabilir. Frostwalker, Thorns. Thorns alabilirim de neyse boşver. Sharpness, Smite, Knockback, Fire Respect, Looting, Efficiency, Silk Touch, Unbreaking. Çok etki etmeyecek. Gene de yapayım Unbreaking. Mending Fortune, Power, Punch, Flame, Infinity, Luck of the Seas, Lure, Soulbound. Respiration da ekleyebilirim. Bir tane de Aqua Affinity alacağım. Aqua Affinity ne istiyordu? Tamam, bunu istiyor. Bir tane de şundan. Feather konusunda herhangi bir sıkıntım yok. Neyse ki. Ve bana şimdi bolca lapis gerekecek. Bayağı bolca lapis. Ve bolca da Buken Quill. Şimdi ilk önce 25 XP'ye ihtiyacım var. Pardon, level. Ay, yanlış tuşa basıyormuşum. Neyse, oldu gene de. Respiration'ımız tamam. Şimdi ne lazım? Başka. Feather Falling. Buken Quill. Tamam, şimdi ink sekim yok. Ona göre şuradan siyah çiçek alalım. Sekiz, 16 tane boya iş görür. Hayır zombiler, sizi istemiyorum. Sizi sevmiyorum. I hate you zombies. I hate you. Ya, doğru olmadı. I don't love you. Sorry my friend. It's nothing personal. Şimdi 19 level. Voila. Feather Folding'imiz tamam. Devam edelim. Evet. Tamam, bunları da tamamladık. Şimdi gelelim. Şurada Dark 4 tane olmuş daha. Dur, ben şunu geçici olarak şuna takayım. Seni azıcık yok edeceğim. Tamamdır, o yapa dursun. Çünkü protection şu an en önemli. Ya, protection en çok elde etmem gereken. Neyse. O zaman şunu koyalım. Şuradan bir tane Pokemon Coil'imi de alayım. 3 level. Aslında mantıklı protection. Ben de mi bassam şurada? Basmadın mı? Hayır. Bizim zırhı zaten şey değil mi oğlum? Sonra neden Vidra ölüyor? Vidra değil.
Wither demişim pardon. Biz Gaia'nın Wither efektini ediyoruz. Doğru. Bir an dilim sürüştü. Sonra neden Gaia'ya ölüyorum? Acaba neden? Neyse onları beklerken ben ekmeklerimi atmışım buraya. Bir günümüzü gün yapalım. Ve şu savaş alanımı bir kurayım. Değil mi? Yer bizim burada var. Kendi alanımı kurmam lazım. Şey gibi yapsana, yemek programları. Şimdi fırınımıza alanımızı yerleştireceğiz. Aynen öyle. Ama burada önceden yapılmışı var. Ah, Cem Yılmaz esprileri asla eskimez. Hani Türkiye'nin, edersin, Türk milletinin mizah anlayışı olduğunun kanıtı adam. Şimdi siz gelin. Başka ne lazım? Bu lazım. Biraz da destek blok lazım. Living Rock alalım. Ha 9'da Iron Block lazımdı. Doğru. Dark Steel. Ve şimdi gel bakalım Lexica Botania. Kutsal bilgi kaynağı Botania'nın. Bu arada Lexica Botania olmadan hiçbir şey yapamazsın. Niye? Botania'da. Allah Allah. Yaparsın da. Her şeyi ezbere bilmen lazım. Her şeyi. Ki çok mantıklı bir şey değil haliyle. Tabii çiçeklere ne işe yaradığını çok bilmenin bir hayatında anlamı yok açıkçası. Var. O çiçekleri... Gerçek anlamı ne yapacaksın? He? Kekimurus var mı abi gerçekten? Ha yok. Ama olsa güzel olabilirdi. Yani. Ama gerçek hayattaki kekin pişirme süresini düşünürsek bayağı aç kalacak yani belli bir süre. Pek seçim değil. Ya da Yusuf onu otomatize ederdi. Olabilir. 10.000 tane pastacı tutardık. Hop. Hop. Ve structure kaptan complete. Kaptan yapardı pastaları. Ancak şu an dönüşü başlatmıyoruz. Şimdi... Çünkü şurayı biraz düzleştirmem lazım benim. Evet. Bölüm arası ben burayının düzleşmesini halledip ardından sonraki bölüm Gaia dövüşümüze başlayacağız. Heyecan var mı heyecan? Bunu bir kendime dedim. Biz de gidip bir izleyelim ya. Çok yakına girmeyin. Siz de dövüşün içinde sayabilir. Yok, biz sadece senin ölümünü izlemeye geliyoruz. Belki ölmeyeceğim. Belki. O kısma dikkat çekerim. İşte ben de. Evet sanırım şu Dark Steel'lerin olmasını beklerken Enchant'imizi sonraki bölüm yapacağız. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.